Çalışma unsurlarından bir diğeri de çalışma eksenleridir. Bunun için öncelikle kullanacağım dosyayı açıyorum. Roster penceresindeki Origin klasörünün altında temel eksenler adı verilen 3 tane eksenim yer almaktadır. X ekseni, Y ekseni ve Z ekseni. Bunlardan bazılarını görünür yapacağız. X eksenini işaretliyorum. Kontrol tuşuna basılı tutarak Z eksenini ve merkez noktasını işaretleyip sağ tuştan visibility ile görünürlüklerini açıyorum. Bu modelin yapısını biraz inceleyelim. Bunun için ilk unsurun eskizine çift tıklayıp bu eskize ulaşalım. Bu eskizde şunu görüyorsunuz. Eskiz nesnelerinin temel eksenlerle ilişkisel olarak tanımlandığını görebilirsiniz. Burada örneğin X ve Z eksenleri iz düşürülmüş bu düzleme ve nesneler de bunlara göre oluşturulmuş durumda. Finish Sketch ile yeniden katı modelleme ortamına dönelim. Bir ayarlara bakmamız gerekecek ve ayarlarda acaba istediğimiz seçenek kapalı mı değil mi onu görelim. Ayarlarda Auto Project Edges for Sketch Creation and Edit seçili olmadığını emin olun. Yeni bir eskiz düzlemi tanımlayacağız. Bu eskiz düzlemi parçamızın şu düzlemi tarafından oluşturuluyor. Düzlemi işaretliyorum ve sağ tuş menüsünden New Sketch komutunu çalıştırıyorum. Project Geometry komutuna girip burada daha önce görünür yaptığımız eksenleri ya da merkez noktasını burada iz düşürerek kullanabiliriz. Bunun için X eksenini işaretliyorum ve X ekseninin buradaki düzleme iz düşürülmesini sağlıyorum. Finish Sketch ile eskizden çıkalım. Şimdi bir önceki adımda iz düşürdüğümüz X eksenini kullanarak yeni bir delik oluşturacağız. Bunun için delik komutuna giriyorum ve delik komutunda delik merkezi olarak bir önceki adımda iz düşürdüğüm X ekseninin iz düşüm noktasını işaretliyorum. Kör bir delik olacak. True'u seçtim. Deliğin çapı 7 mm ve OK ile devam ediyorum. Çalışma eksenleri Work Features panelinin altından tanımlanır. Axis komutu bu amaçla kullanılmaktadır. Çalışma eksenlerin tanımlamanın en temel yöntemi dairesel ya da silindirik bir düzlem ya da yüzey seçmek ve böylece eksenin bu dairesel yüzeyin merkezine yerleşmesini sağlamaktır. Bunun dışında iki seçimlik yani bir nokta ve bir düzlem işaretleyerek de eksen tanımlayabilirsiniz. Öncelikle buradaki merkez noktasını işaretliyorum. Daha sonra buradaki düzlemi gösteriyorum. Böylece bu merkez noktasından geçen işaretlemiş olduğum düzleme dik yeni bir çalışma ekseni tanımlamış oldum. Şimdi buradaki düzlemi işaretleyip sağ tuştan New Sketch komutunu çalıştıralım. New Sketch komutunu çalıştırdıktan sonra bir önceki adımda yaptığımız işleme benzer bir şekilde Project Geometry ile bir önceki adımda oluşturduğumuz ekseni işaretliyoruz ve bir nokta olarak bu düzleme iz düşürülmesini sağlıyoruz. Finish Sketch ile komuttan çıkıyorum. Yeniden delik komutuna giriyorum. Deliğin merkezi olarak bir önceki adımda iz düşürdüğüm noktayı bu şekilde seçiyorum. Deliğin bu sefer kör bir delik olmasını istiyorum. Fakat bir uzunluk girerek değil, buradaki seçenekler altından tuğyu kullanarak bu derinliği tanımlayacağım. Tuğ seçeneğini seçtiğimde benden bu deliğin ilerleyeceği yüzeyi göstermem isteniyor. Buradaki deliğin yüzeyini işaretliyorum. Böylece buradaki deliğin yüzeyine kadar delik işlemi gerçekleşecek. Çap olarak yine 7 metre, 20 milimetre diyelim ve OK ile devam edelim. Böylece ikinci deliği de önce çalışma ekseni tanımlayarak
oluşturmuş olduk. Şimdi de bazı değişikliklerin parçanın tümüne ve güncel halinde nasıl yansıdığına bir bakalım. Burada görmüş olduğunuz eskize çift tıklıyorum ve açılan eskizden 45 derecelik açıyı işaretleyip bunu 60 mm yapıyorum. Dikkat ederseniz buradaki şeklin de değişmesi lazım. Finish Sketch dediğim anda otomatikman parça güncellenmiş oluyor. Deliğin merkezi de olması gerektiği yerde çıkıyor. Bunun açıklaması da şu. Hatırlarsanız bu ekseni merkez noktasından geçen ve buradaki düzleme dik olarak tanımlamıştık. Buradaki düzlemin yeri değiştiği an o dikliği sağlamak üzere eksen de otomatikman güncelleniyor ve böylece buradan türettiğimiz delik de güncellemiş oluyor. Dersek çalışma eksenleri en basit olarak silindirik bir yüzey işaretlenerek tanımlanabilir ya da burada görmüş olduğunuz gibi bir nokta ve bir düzlem gösterilerek de oluşturulabilir.